Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 27 Kasım'da Türkiye saatine göre öğlen 12.16'da 4 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sırasında Yay Burcu'nda Güneş, Mars ve Seres'i görüyoruz ve tam karşısında 4 derece İkizler Burcu'nda Ay konumlanıyor ve yükselende de Kova Burcu'nu, yine hava elementinden Kova Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Değişken nitelikli hava elementinin burcu İkizler hareketli bir dönemi işaret ediyor. Özellikle bilgi ve düşüncelerle ilgilidir, iletişimle, trafikle ilgilidir İkizler Burcu. Merkür tarafından yönetilir ve yaşamımızda öğrenme, öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşma konusunda bizi çok daha meraklı, çok daha konuşkan hale getirebilir. İletişimin özellikle öne çıktığı, bilgi trafiğinin çok fazla gündeme geldiği bir süreçte olabiliriz. Değişken nitelikli olan bu Dolunay, başta değişken burçlarımız İkizler, Başak, Yay ve Balıklar için önemli görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0'la 9 derece arasında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu Dolunay sizin için çok önemli olabilir. Doğum günleri 17-27 Şubat olanlar, 19-29 Mayıs olanlar, 21-31 Ağustos arası olanlar ve 21 Kasım ile 1 Aralık arasında doğanlar yine bu Dolunay'dan önemli ölçüde etkiler alabilirler. Evet, Dolunay'ı şimdi biraz daha incelersek. Mars burada ayın tam karşısında. Türkiye'ye göre an haritasında Kova Burcu yükseliyor. Dolunay haritanın dördüncü evinde konumlanmış durumda. Biraz daha hani özel yaşam, ev, yuva, aile dinamikleri, beslenme, barınma, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarımız burada öne çıkmakta. Ve tabii ki Mars ve Güneş yayda olduğu için ve Mars burada tam bir açıda, karşıt açıda. Aynı zamanda Balık Burcu'ndaki Satürn de Dolunay'a tek kare pozisyonunda, gergin bir dolunay bu. Yani düşüncelerin, duyguların birbiriyle çatıştığı, denge bulmakta zorlandığımız bir dolunay. Mars özellikle Yay Burcu'nda çok abartılı, fanatik, dogmatik, belki biraz daha böyle ön yargılı düşüncelere, tavırlara, davranışlara daha müsait görünüyor. Burada tabii ki Satürn bir denge kurma aşamasında. Zaman zaman bu iletişimi ya da düşüncelerimizi frenleme, biraz daha belki kısıtlama yönünde çalışabilir. Ya da bize bir içsel anlamda böyle bir sorgulama ve bir şekilde sağduyulu olma yönünde de bir fren yapabilir Satürn'ün bu pozisyonu. Genel itibariyle daha melankolik, değişken duygular içerisinde olabileceğimizi de gösteriyor bu Dolunay dönemi. O yüzden biliyorsunuz Dolunaylar zaten bizi hem zihinsel hem duygusal, bedensel anlamda çok etkiler. İşte biraz melankolik, karamsar olabileceğimiz, duygularımızın, düşüncelerimizin çok değişken olabileceği, bizi huzursuz edebilecek bir Dolunay bu. Şimdi Dolunay'ın yöneticisi Merkür. Merkür de Yay Burcu'nda, Balık Burcu'ndaki Neptün'le de kare açı yapıyor. Terazi burcundaki Venüs'te de olumlu bir açı içerisinde. Yani burada aynı zamanda Venüs'ün güçlü olması ve ay düğümlerinde olması biraz geçmişten de gelen beklentilerimiz, işte adalet, eşitlik, hak, hukuk gibi beklentilerimiz olabilir. Buralarda Merkür-Venüs teması bazı olumlu adımların, düşüncelerin, temasların, yardımların olabileceğini gösteriyor. Merkür ile Neptün arasındaki kare açıysa Neptün o sisli puslu belirsiz enerjisini hem zihinsel alanlara hem iletişim alanlara biraz yüklüyor. Yani zihinsel alanlarda çok idealist, çok hayal, çok böyle gerçekçi olmayan yaklaşımlarımız olabilir. Yanıltıcı bilgiler, yalan, dolan, işte iftira, dedikodu ve benzeri konular artabilir. O yüzden bilgi trafiğine dikkat edelim. Ne doğru, ne yanlış, bunları iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu belirsizlikler, karışıklıklar çok yanıltıcı olabilir. Şimdi ikizler eğitimi yönetir, iletişimi, trafiği, yolculukları, seyahatleri, yakın çevre ilişkilerimizi, özellikle kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız yine ikizlerle ilgilidir. İlk öğretim daha çok ikizler konusudur. Her türlü medya, yayın işleri ve bu alanda çalışanlar,
iletişim ve ulaşımda çalışanlar, eğitmenler, öğretmenler, bunların hepsi ikizlerle alakalıdır. Ticari aktiviteler yine ikizler konusudur. Ve Neptün olunca buralarda belki yanıltıcı durumların, biraz karmaşık durumların, belirsizliklerin, daha kaotik bir etkinin olabileceğini de bize işaret ediyor. Ay haritasında Güneş'in ve Mars'ın yanında Yay burcunda Ceres var. Ceres bir asteroid ama burada gerçekten Dolunay'da belirgin bir enerjisi olduğunu görüyoruz. Satürn'le de tam bir parti kare içerisinde. Ceres ne demek? Yani astrolojide Ceres aslında bizim biraz daha ailevi konularımızı, duygusal ihtiyaçlarımızı, beslenme, barınma, güvenlik gibi konuları, özellikle ailede anne çocuk ilişkilerini, doğum, üreme, beslenme gibi konuları, doğal alanlarda ise toprağı yönetir, tarımı yönetir, gıdayı yönetir. Şimdi burada bir stres görüyoruz açıkçası. Yani bu Satürn açısı bir kısıtlanma, bir belki engel, bir yoksunluk ya da işte ailevi konularda, anne çocuk ilişkilerinde, duygusal konularda, beslenme, bakım gibi temel ihtiyaçlarda bazı sıkıntıların ve baskıların olabileceğini ve bunlarla ilgili konuların da belki bu Dolunay'da çok görünür olabileceğini işaret ediyor. Şimdi Türkiye'nin 12. evi İkizler Burcu. Türkiye'nin haritasında baktığımızda 12. daha çok gizli olan, geri planda olan, kapalı alanları gösterir. Burada gizli bilgiler olabileceği gibi işte kapalı alanlar neresidir? Hastaneler, bakım evleri, huzur evleri, hapishaneler, tutuklular 12. evle ilgilidir. Bu Dolunay sırasında bu konuların görünür olması, daha fazla dikkat çekici mevzuların olması mümkün görünüyor. Özellikle son zamanlarda zaten hapishaneler, işte tutuklular, hukuksal konular dikkat çekici. Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde dikkat çekici bazı yine tutuklamalar olabilir. Hapishanedeki tutuklularla ilgili, onların güvenlikleri, sağlıklarıyla ilgili dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Bu biraz stresli de bir Dolunay. Satürn etkisi nedeniyle. Satürn balık burcunda kendi yönetici olmadığı bir burçta. Biraz hani belki daha yumuşak. Ya da balığın o işte kabulleniş, maneviyat, işte bir şeyleri oluruna bırakma, tevekkül etme, daha ruhsal enerjilerini de burada çalıştırıyor. Hani burada belki bağışlama, af, merhamet gibi duygular söz konusu olabilir. Yani denge unsuru olarak biraz burada bunları görebiliriz. Ama bu duygular lehimize de olabilir, aleyhimize de olabilir içinde bulunduğumuz şartlar içerisinde. Yani kişisel ve toplumsal alanlarda özellikle Satürn'ün buradaki pozisyonunu işte Güneş'le, Ay'la, Ceres'le yaptığı bu açıyı iyi değerlendirmek lazım. Çok daha belki sağduyulu olmak lazım. İkizler daha rasyoneldir. Yani çok duygularla teması olmayan bir burçtur aslında. Biraz soğuk, mesafeli, daha mantıklı yaklaşımları olan ya da olmaya çalışan bir burçtur. Ama burada belki bu soğuk ve mesafeli yaklaşımların ya da mantık arayışının işte balık burcundaki Satürn'le biraz frenlenmesi, biraz burada belki daha sağduyulu, daha merhametli, daha bağışlayıcı bir etki içerisinde olmak ya da buralardaki arayışların öne çıkması da söz konusu. Ama bunun içerisinde bir kurban olma durumu da var. Yani başkaları tarafından suistimal edilme durumu da var. Bu herhangi bir konuda bir ticari de, ticari ilişkide ya da bir para alışverişinde ya da daha duygusal bir ilişkide, bir işbirliğinde suistimal edilme, kandırılma, dolandırılma, yanıltılma durumlarını da çıkarabilir ortaya. Yani Merkür ile Neptün arasındaki bu kare açıyı unutmayalım. Çünkü Merkür yönetici burada. Dolunay'da ikizler yöneticisi olarak. Neptün ile kare açıda. Yani ilişkilerde böyle bir yalan, dolan, kandırılma, dolandırılma durumlarını daha fazla ortaya çıkıyor. Ve bunlarla ilgili konularında görünür olması. Çünkü Dolunay meydana çıkarır. Görünür olması, işte yanlış bilgilerin ortaya çıkması, yanıltıcı bilgilerin ortaya çıkması ve belki kötü niyetli bazı davranışların görünür olması ve bunlarla da ilgili işte olayların ya da toplumsal bazı kamuoyunu etkileyecek gelişmelerin hızlanması anlamına da gelebilir. Şimdi sağlık olarak hassas dönemler biliyorsunuz Dolunaylar. İkizler Dolunay'ı solunum sistemimizi, akciğerleri yönetir. Bununla birlikte omuzlar, kollar, eller, sinir sistemimiz özellikle yine
Merkür tarafından ve İkizler Burcu tarafından yönetilir. Bu bölgelerdeki hassasiyetler, bağışıklık sisteminde zayıflamalar, işte soğuk algınlıkları, virüsler nedeniyle olabilecek akciğer problemleri, bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı yaralanmalar, işte eller, kollar, omuzlarda hani olabilir. Sinirsel zafiyetler daha fazla olabilir. Özellikle psikosomatik problemler kendini gösterebilir. Dolunay ve yakınlarında bu bölgelerle ilgili herhangi bir operasyon, herhangi bir ameliyatta çok önerilmez. Bunlara da özellikle dikkat etmekte fayda var. Şimdi dolunayın yükselen burçlarınıza göre etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ikizler dolunayı 3. evinizi aydınlatacak. Mars ve Güneş 9. evinizde ve 12. evinizde bir Satürn var. Bazı endişeli duygularınız, kararsızlıklarınız olabilir. Haber trafiğinin arttığı bir dönemdesiniz. Yakın çevre ilişkileriniz öne çıkıyor. Belki kardeşlerle ilgili konular, sizin ya da eşinizin akrabaları ve yakınlarıyla ilgili konular, komşularla ilgili konular. Bu dolunayda gündemde olabilir. Bilgi trafiğine dikkat edin. Yanıltıcı bilgiler olabilir. Daha fazla seyahat edebileceğiniz ya da bir seyahate çıkmanız gereken bir süreçtesiniz. Yurt dışı, yabancı ülkelerle ilgili konularınız olabilir. Hukuksal işlerinizde bir mahkeme, bir dava konunuz varsa, burada hani bilmediğiniz bir şeylerin ortaya çıkması ya da bir konunun sonuçlanması mümkün. Gizli düşmanlıklara biraz dikkat edin. Satürn etkisi nedeniyle yurt dışı konularında ya da bazı seyahat planlarınızda yani çok da hesapta olmayan konularda yüzleşebilirsiniz. Bu daha önceki bir eksik, bir hata ya da hani bir bilgi eksikliği oldu. Yani yanlış bildiğiniz bir konu olabilir. Hani bununla yüzleşmeniz ve bunu düzeltme imkanınız da bu dolunayla birlikte söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 0 ile 9 derece arasında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler daha fazla öne çıkabilir, etkili olabilir sizin için sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ikizler burcundaki dolunay para evinizde olacak. Bu dolunay maddi durumunuzla ilgili bir şeylerin görünür hale geleceğini işaret ediyor. Beklediğiniz paralar, kazanmayı beklediğiniz paralar, bir iş konunuz olabilir. Bununla ilgili sürüncemede olan konuda hani bildiğiniz ya da bilmediğiniz bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. İşte beklemediğiniz bir harcama, bir masraf olabilir ya da kredi bir beklentiniz var. Bununla ilgili bir eksiğiniz varsa yasal süreçlerde tamamlamanız gereken konular olabilir. Bununla yüzleşebilirsiniz. Bir hisseli para, bir ödeme, bir vergi borcu ya da emeklilikle ilgili bir süreciniz var. Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar olabilir bu. Sizin bir borcunuz olabilir ya da bir beklentiniz, bir miras, sigorta, nafaka gibi bir ödeme. Hani bunlarla ilgili konularda içinde bulunduğunuz şartların daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıkması mümkün. Eğer burada yanlış bildiğiniz bilgiler varsa bunları öğrenebilirsiniz. Bütçenize dikkat etmeniz gerekiyor. Para konularında çok böyle ani kararlar vermemekte fayda var. Muhasebe yapmanız, biraz böyle her şeyi daha detaylı incelemeniz gereken bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin dolunayınız evet 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda olacak. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha güçlü olabilir bu dolunay. İlişkiler evinizde Güneş var, Mars var, Ceres var. İkili ilişkilerle ilgili biraz aksiyonun öne çıktığı bir dönemdesiniz. Karşınızdaki kişi, eşinizin, partnerinizin beklentileri olabilir. Yani bu biraz belki size karşı biraz daha agresif olabilir ya da çok ön yargılı tavırları olabilir. Satürn etkisi nedeniyle şu anda kariyerdeki, toplumdaki gelecekle ilgili belki beklentileriniz ve buradaki sorumluluklarınız ön planda. Yani bu sorumluluklar nedeniyle ilişkilerinizde bazı kısıtlamalar olabilir ve bazı önemli kararlar verebilirsiniz. İnisiyatif alabileceğiniz de bir süreçtesiniz ya da işte eşinizin, partnerinizin, karşınızdaki kişilerin böyle adımları olabilir. Bu bir mahkeme, bir dava, bir anlaşmazlık ya da çözüm bulmaya çalıştığınız bir problem de olabilir özellikle ilişkilerle ilgili alanlarda. Şimdi genel olarak yasal konular, içinde bulunduğunuz şartlara daha gerçekçi bir bakış açısı ya da bir evlilik, işbirliği, ortaklık gibi bir alanda vereceğiniz önemli kararlar sizin ve geleceğiniz için çok önemli olabilir sevgili ikizler. Sizin için gerçekten önemli, çok dönüştürücü, etkili bir dolunay.
Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 12. evinizdeki dolunay biraz gizli konular, hani beklemediğiniz durumlarla ilgili. Dolunayın aydınlatıcı etkisi size sürprizler de getirebilir. Beklemediğiniz haberler, işte bazı gizli sırların ortaya çıkması, bazı gerçeklerle yüzleşmeniz mümkün. Yine de her duyduğunuza inanmayın. Çünkü bu dolunay dedikoduların, İşte yanıltıcı bilgilerin de olabileceğini gösteriyor. Özellikle iş ortamınızda rakipler olabilir. Sizin için belki biraz hani size stres yaratacak, sıkıntı yaratacak konuşmalar ve bilgiler, dedikodular ve benzeri şeylerle de yüzleşebilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat edin ve tabii ki kişisel güvenliğinizi de önemseyin. Her duyduğunuza inanmayın. Özellikle bu dolunay döneminde genel sağlığınız hassas olabilir. Solunum yollarınız, bağışıklık sisteminiz, bu dönemde dikkat etmeniz gereken konular, sağlık konularında eğer size zararı dokunan alışkanlıklarınız varsa belki bunları bu dolunayla beraber artık yaşamınızdan çıkaracaksınız. Böyle bir şifa arayışı, bir terapi, arınma, hani bir sağlıkla ilgili bir tedavi arayışı da bu dolunayla birlikte gündeme gelebilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0 ile 9 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatacak. 11. ev dolunayları aslında daha önceden başlamış bazı projelerimizin olgunlaştığı, sonuç verdiği süreçlerdir ve bizi bazı hayallerimize, niyetlerimize de kavuşturabilir. Yani bu şekilde de olumlu çalışabilir. Tabii burada bazı dikkat edilmesi gereken konular var. Özellikle Satürn etkisi, bazı gecikmeler, bir eğitimde belki bir seyahat planlamanızda gecikme, hani buralarda bazı engeller ya da yüzleşmeniz gereken bazı hatalar, eksikleri size getirebilir. Arkadaş ilişkileriniz, grup ilişkilerinizde bazı konularla uğraşabilirsiniz. Çok sayıda haber ve bilgi duyabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki yeni bir grup eğitimi, böyle bir yeni bir projeye de başlayabilir ya da bununla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bazı sosyal ilişkilerinizi gözden geçirip hani bu alanlarda sizin için sıkıntılı durumlar varsa bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Bazı gruplardan, organizasyonlardan mesela ayrılabilirsiniz. Bu alanlarda yeni düzenlemeler de yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, sizin için önemli bir dolunay. Haritanızın en tepesinde kariyer alanınızda olacak. Dolayısıyla bu dolunayın etkileriyle birlikte toplumun önündeki statünüzde görünür şekilde değişimler olabilir. Kariyer, iş konuları, meslek konuları, belki medeni durumunuz, ailevi konular sizin için çok etkili olabilir. Satürn ilişkilerle ilgili sorumluluklar olabileceğini gösteriyor. Bu bir evlilik kararı, bir işbirliği kararı ve buralarda atacağınız adımlar ve alacağınız sorumlulukları gösterebilir. Ama bazı konularda engeller de çıkarabilir. Yani belki bir sorunlu ilişkiyi bitirme, bir evliliği bitirme, belki bir ilişkiden ayrılma gibi bir konu da olabilir. Genel olarak buradaki Satürn, daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmanız gerektiğini ve ilişkilerinizle ilgili sorumluluk almanız gerektiğini işaret ediyor. Özellikle ev yuva alanlarında, beslenme gibi, güvenlik gibi alanlarda, ailevi konularda biraz daha belki mücadeleniz var. Zaman zaman kendi kariyer hedeflerinizle ailenizin ihtiyaçları arasında çekişmeler, çatışmalar da hissedebilirsiniz. Bu durum sizde gerginlikler ve stres de yaratabilir bu dolunay döneminde. Genel sağlığınıza da dikkat edin. Ailenizin sağlıkları, özellikle ebeveynlerin sağlıkları, güvenlikleri de bu dönemde biraz daha hassas ve kırılgan olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 9 derece arasındaysa bu dolunay sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, ikizler burcundaki dolunay 9. evinizi aydınlatacak. Sizin için aslında hareketli, keyifli bir dolunay olabilir. 9. ev konularınızda bazı beklentilerinizin sonuç vermesi, bazı amaçlarınıza ulaşmanız mümkün. Bu bir eğitimle ilgili olabilir. Seyahat, yurt dışı konuları, özellikle uluslararası işlerinizle ilgili olabilir ya da akademik bazı çalışmalarınızla ilgili olabilir. Hukuksal işleriniz, bir dava, bir mahkeme gibi konularda, süreçlerde bilmediğiniz bazı detaylarla bu dolunayda yüzleşmeniz,
bazı eksikleriniz varsa hani bunları da tamamlamanız mümkün. Güneş'in, Mars'ın özellikle 3. evinizde olması daha çok yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilerde, sizin ya da eşinizin akrabaları, yakınları, yani buralarda bir haber trafiğinin, bir iletişim trafiğinin olabileceğini gösteriyor. Tabii ki buralarda gidip gelmeler, ziyaretler, seyahatler de söz konusu olabilir. Satürn'ün etkisi bu süreçte biraz belki iş konularında, iş seyahati ya da işle ilgili bir eğitim gibi konularda bazı sorumluluklar olabileceğini ya da işinizin işte iletişimle ilgili alanında, belki işinizin tanıtımı, reklam, promosyon ya da işte medya işleri gibi alanlarda bazı düzenlemeler yapabileceğinizi, bunlarla ilgili alanlarda bazı sorumluluklar alabileceğinizi de işaret ediyor. Akrabalarınız ve onların sağlıkları ve benzeri konularda bazı endişeleriniz de olabilir bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ikizler burcundaki dolunay 8. evinizi aydınlatacak. Daha çok para ve finans konuları ve özellikle borç alacak konuları başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, eşinizin parası, ortaklı gelir giderleriniz, hisseli paralar ki miras, nafaka, sigorta, tazminat gibi, belki bir kredi mevzunuz var. Almak istediğiniz ya da ödemek istediğiniz bir borç, beklediğiniz bir para, bir emeklilik konunuz var. Hani buralarda aslında içinde bulunduğunuz şartların bir aydınlanması mümkün. Eğer yanlış bildiğiniz konular varsa ya da eksik bilgiler varsa onlarla yüzleşebilirsiniz. Bu bazı gecikmeler ve biraz ertelemeler yaratabilir. Ekstra sorumluluklar da yükleyebilir size. Ancak her şeyin biraz daha belirgin olması mümkün. Daha unuttuğunuz, hani belki görmezden geldiğiniz bir konu varsa, hani ödenmesi unutulmuş bir borç gibi, hani bununla da yüzleşebilirsiniz bu dolunay ve yakınlarında. Bu dönemde para konularında, alışverişlerde, para yatırımlarında ve özellikle borç verme konularında, borçlanma konularında çok daha dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Koşulları çok iyi incelemeniz gerekiyor ve güvenli adımlar atmanız gerekiyor sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, ikizler burcundaki dolunay kuşkusuz sizin için çok güçlü çalışabilir. Tam karşıt burcunuz çünkü, ilişki evinizde meydana gelecek. Üstelik Güneş, Mars sizinle birlikte. Satürn'den de tam bir açı alıyorsunuz. Bunlar ne demek? Biraz hani daha etkili olabilecek bir dönem. Biraz daha hassas, kırılgan olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Stresli olabilirsiniz bu dolunayda. Ancak Mars etkisiyle inisiyatif alıp, hareket edip, cesurca girişimlerde de bulunabilirsiniz. Mars yayda çok atılgan olabilir, çok cesur olabilir ama risk alabilir. Yani ön yargılı, böyle çok fanatikçe eğilimleri olabilir. Olayları iyi analiz edin. Daha doğru bilgilerle karşılaştığınıza emin olun. Çünkü her inandığınız doğru olmayabilir. Ya da size sunulan her bilgi doğru olmayabilir. Yanıltıcı olabilir bu dönemde. Satürn etkisi biraz ailevi konularda sorumluluklar, ebeveynlerle ilgili konularda problemler getirebilir. İlişkilerle ilgili alanlarda bir aydınlanma var. Yani içinde bulunduğunuz ilişkileri sorgulayabilirsiniz. Evlilik, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar veya rekabet gerektiren konular ya da bir dava konunuz var. Bir düşmanlık, bir mahkeme konunuz var. Burada hani içinde bulunduğunuz şartlarda bir mücadele ortamındasınız. Hani bunların içindeki durumları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Doğru adımlar atmanız gerekiyor. Yanıltıcı koşullar sıkıntı çıkarabilir. Daha önce yapmış olduğunuz bazı hamleler, bazı fedakarlıklar da getirebilir. Özellikle işte ev, yuva, aile gibi konularda, ilişkilerde bu dönemde daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde olmanız ve dengeli olmanız çok önemli görünüyor sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ve 9 derece aralığındaysa özellikle dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabileceğinizi unutmayın. İlişkilerinizle de ilgili bazı içinde bulunduğunuz koşulların netleşmesi ve belki karşınızdaki kişilerin biraz gerçek yüzünü görmeniz mümkün olabilir bu dönemde. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikizler burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Günlük iş trafiğinizin öne çıktığı hareketli bir dönemdesiniz. Çalışıyorsanız mesleki konularda bir hareketlilik var. Ancak bazı karışıklıklar olabilir. Özellikle bilgi trafiğine dikkat edin.
bu dönemde alacağınız sorumluluklar, hani belki işle ilgili bir eğitim, mesleki anlamda gelişim için böyle bir eğitime başlayabilirsiniz. İş ortamınızda yeni bir düzen kurabilirsiniz. Yeni bir mesleki konuya, yani bir mesleğe de başlayabilirsiniz. Ya da çalıştığınız ortamda belki bir değişim, belki bir tamamlanma, bir bitiş de olabilir. Hani belki bir ticari girişiminizi bitireceksiniz. Burada sizin için sıkıntı yaratan durumlar varsa bir tamamlanma da söz konusu olabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler evinizde ya da iş yerinizde. Buralarda dikkatli olmakta fayda var. İşte işten ayrılan bir yardımcınız, asistanınız olabilir örneğin. Evcil hayvanlarınızın sağlıkları ile birlikte kendi sağlığınız da önemli. Solunum yollarınıza özellikle dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor. Dolunay ve yakınlarında daha hassas olabilir sağlığınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, ikizler burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Genel itibariyle 5. ev dolunayları daha keyifli, olumlu etkiler getirebilir. Bu dolunay biraz daha hani kişisel uğraşlarınız, yetenekleriniz, girişimlerinizle ilgili görünür hale gelebilecek konuları işaret ediyor. Daha yaratıcı olabileceğiniz bir süreçtesiniz veya yaptığınız çalışmaların başkaları tarafından fark edileceği bir dönem, sahnede olacağınız bir dönemdesiniz. Becerilerinizi geliştirebileceğiniz eğitimler olabilir, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz projeler olabilir. Bununla birlikte aşk hayatınız, duygusal konularda hızlı gelişmeler olabilir ve çocuklarınızla ilgili de tabii ki önemli etkiler var. Öncelikle çocuk sahibi olmak isteyenler için bu dolunay çok belirgin. Ama bazı stresleri de var, unutmayın. Çünkü Mars'ın ve Satürn'ün sert açıları engeller, gecikmeler de ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte işte çocuklarla ilgili bazı zorluklar, onların eğitimleri ve onların genel durumları ile ilgili işte maddi yükümlülükleriniz olabilir. Biraz maddi konularda kendinizi daha fazla sıkıntılı, engellenmiş, yoksun hissedebilirsiniz bu süreçte. Maddi ihtiyaçlarınızla ilgili daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Yatırımlar konusuna, paranızı harcarken alışverişlere falan dikkat edin. Hani belki aniden çıkacak bir masrafı da işaret ediyor olabilir bu dolunay. Bir seyahat için, çocuklar için, eğitim için ve benzeri konularda bir masraf da yapabilirsiniz. Satürn zaten biliyorsunuz para evinizde, daha uzun vadeli süreçte para konularında temkinli, sağduyulu, daha dengeli ve istikrarlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Yani parasal sorumluluklarınıza ciddi yaklaşacaksınız bu süreç içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 0-9 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, ikizler burcundaki dolunaydan en fazla etki alan burçlardansınız. Çünkü siz bir değişken burçsunuz ve bu dolunay 4. evinizde meydana gelecek. Burcunuzdaki Satürn'ün de dolunayda güçlü bir açısı var. Hayatınızda genel olarak düzeniniz, yani daha özel yaşam, eviniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlar, ailevi konular, ev yuva konuları, buralarda önemli etkiler var. Kariyerle ilgili, geleceğinizle ilgili bazı girişimleriniz ve çabalarınız olabilir. Bu bir işle ilgili bir girişim olabilir. Dolayısıyla belki bir yer değişimi olabilir, bir taşınma, yeni bir düzen kurma gibi, bir ev kiralama, taşınma, ev alma, satma gibi bir konunuz olabilir. Ya da işte çalışma nedeniyle bir düzen değişimi olabilir. Bu da tabii ki ister istemez sizin hayatınızda biraz zorunluluklar, biraz sorumluluklar, bir şeylerin hani hayatınızda belki feda edilmesi, işte alıştığınız bir şeyden ayrılma gibi bir konu getirebilir. Ebeveynleriniz ve onların sağlıkları söz konusu. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. Bu da sizin için şu anda bir sorumluluk konusu olabilir. Genel sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Satürn etkisi hayatınızda her anlamda aslında biraz daha düzen gerektiriyor. Bazı konularda hayatınızda daha ciddi, daha sağduyulu yaklaşımlar içerisinde olmanız gerekiyor. Bu bir hani sizin için doğru olmayan bir işten ayrılmak olabilir. Artık taşınmanız gereken yerden taşınmanız ya da belki bir ev, ilişki, yuva konusunda vereceğiniz bazı önemli kararlar, alacağınız sorumluluklar olabilir. Tüm bu alanlarda çok etkili olabilecek bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzda yükselen burcunuz 0-9 derece arasındaysa bu bahsettiğim etkiler dolunayda sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir.